Selamlıyorum. Aklıma gelmişken yeni yıl geliyor. Yeni yılda görüşemeyeceğiz. Hepimizin yeni yılını bugünden kutluyorum. Hepinizin yeni yılınızı sevdiklerinizle, yakınlarınızla mutlu, huzurlu geçirmenizi temenni ediyorum. Sayın Başkan, biz 2014 yılı 30 Mart ayında meclis olarak seçildik ve buraya geldik. Bir de ben de mesleğim hasebiyle imar komisyonunun üyesi olarak bugüne kadar görev yaptım. Şimdi bu imar planlarını, binlik imar planlarını bizim Fatih Belediye'miz yaptı. Siz bu imar plan tadilatları geldiği zaman insan sormadan edemiyor. Yani niye bu imar planlarını durmadan biz diyoruz? Bizim yaptırdığımız imar planları bunlar. Yani belediyenin yaptırdığı imar planları. İnsanların para ya üç kuruşun tasarruf edip emlak vergileriyle belediyeyi güçlendirdiği maliyesini paralarla yaptırılan bu imar planlarını durmadan dönüyoruz. Mesela geçen gün 5-6 tane geldi. Daha önce daha fazla. Bugün de yine bir imar plan tadilatı var. Şimdi bugüne kadar biz yaklaşık 300 karar almışız imarla ilgili, itirazlarla ilgili. Bora kardeşimiz çok titiz. En az bir gününden B'sine kadar bu imar komisyon görüşlerinde zaten titizledim. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Hakikaten çok hassas, belediyenin bir kazancı. Fakat şu lafı biz en az 250 kere yazdık. 250 kere de burada bu itirazları reddettik. Bakın bir tanesini örnek olarak okuyayım size. 1329 adı Fişmekanoğlu parsellerle ilişki yapılan itirazlar komisyonumuzca incelenmiş olur. Üst ölçekli meri 1/5 gün koruma amaçlı nazım imar planı ve meri 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ana kararlarına aykırı olup yoğunluk artırıcı ve yeşil alan azaltıcı nitelikte olduğunda komisyonumuzca uygun görülmemiştir. Biz bunu tam 250 kere yazdık, burada okuduk ve ona göre oynadık. Şimdi karşımıza bir madde geliyor. 23 parselle ilgili şu yazdıklarımızın tamamına aykırı. Bina var mı? Var. Yeşil alan azaltıcı mı? Azaltıcı. Donatı alanların azaltıcı mı? Azaltıcı. Yeşil alan azaltıcı mı? Azaltıcı. Bina yıkılıyor mu? Hayır, yıkılmıyor. İmar planına uyuluyor mu? Hayır, uyumluyor. Uyumlayan bu binanın bir güçlendirme projesi var mı belediyede? Yok. Peki bir dosyası var mı? O da yok. Şimdi burada biz eğer bu kararı alırsak, bizim bugüne kadar aldığımız 250'ye yakın kararın hepsi kayıp. Bu kararların tamamını bizim gözden geçirmemiz lazım. Bakın ilk haftalarda aldığımız kararda Kuvayi Milliye Caddesi'nde Hoca Mustafa Paşa'da 18 dairelik bir apartmanı imar planlarında yeşil alan olarak işaretlendiği için itirazların tamamını reddettik. Hoca apartman ya. Adam benim dairem niye yeşil? Hayır 5 gün kardeşim 5 günlükte yeşil alanmış. Bir milyede yeşil alan olarak geçmiş. Ben bu itirazları biz reddettik. Şimdi bir de bu binanın kamuya ait olması düşünülüyor. Yani kamunun eline geçmesi düşünülüyor. Şimdi güçlendirme yapılmadan, yıkılmadan, yenisi yapılmadan, lüks otelinin kenarındaki bataklığa yapılmış eski bir binayı kamu alanı olarak kullanmak, oraya insanlar koymak, yarın bir gün deprem olduğu zaman o insanların vebaline katlamak nasıl bir karar? Yani bu kararı ben bugüne kadar aldığımız kararların tamamının sil baştan gözden geçirilmesi gerektireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla arzu halimiz budur. Durumu arz ediyorum Sayın Başkan. Kısaca. Evet Bora Bey. Fatih Belediyesi planları yapıyor. Sonra da onları ilga etmeye çalışıyorsunuz. Niçin? Sayın Başkanım, değerli meclisim. Öncelikle Coşku Bey'in şahsım adına söylediği sözlerden de çok teşekkür ederim. Şimdi bu 300 tane itirazdan bahsettik. Burada öncelikle bahsetmemiz gereken konu şu, planlar hazırlanırken biz kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alırız. Ve bu görüşler nezdinde, bu görüşleri de göz önünde bulundurarak planlarımızı hazırlarız. Ama kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alırken vatandaş parselleriyle ilgili sonuçta plan yapıldığından dolayı vatandaşlarla ilgili görüş alınmaz. Bu kanunda böyle bir şey yoktur. Peki vatandaşların görüşleri ya da itirazları ne zaman değerlendirilir? İşte planlar hazırlanır, askıya çıkarılır. O süreçte vatandaşlar kendi parsellerle ilgili yapılan çalışmaları görürler.
Onun karşılığında itirazları varsa yaparlar. Yaptıkları itirazlarda da bir takım gerekçeler sunarak ona göre tekrar bu parselle ilgili çalışmanın tekrar gözden geçirilmesini isterler. Bize de gelen itirazlarda Coşkun Bey'in de söylediği gibi birçoğunda yapılan itirazların gerek görülmediği, doğru görülmediği ve bununla ilgili 1/5 ve 1/1'ine aykırı olduğu söylenmiştir. Doğrudur. Ama hayatımızda mevcut durumları da göz önünde bulundurarak planlarda da her zaman sonuçta bunlar bir ayet değildir. Her zaman değişebilir, değişkenlik gösterebilir. Günün koşulları, şehircilik ilkelerinde o alanla ilgili sosyal, kültürel ya da doku olarak bir değişim söz konusudur. Ve yeni bir çalışma yapabilirsiniz. Yani bu planlar hiçbir zaman değişmeyecek anlamda gelmez. Ama biz planlarımızla ilgili hiçbir zaman kökten sıkıntı yaratacak hiçbir tadilatta da bulunmamışızdır. İtirazların dışında yaptığımız plan tadilatları da diğer ilçeleri göz önünde bulundurduğumuzda çok minimum seviyededir. Kaldı ki bizde biliyorsunuz büyükşehir arkasından koruma kurulları vardır. Buralardan da görüş almak gerekmektedir. Kimi zaman onlar bunları itiraz etmektedir. İstişareler edilmektedir ve sonunda da karar vermektedir. Bu birincisi. İkincisine gelecek olursak, evet burası kendine münhasır bir parsel, bir ada. Fatih'te belki de tek örnek. Neden? Bir parsel düşünün, bu parselle ilgili diğer bütün adadaki komşu parsellerin listesi var. Ve bunu oradaki bir vatandaş çalışmaya başlasa, avukatlarla vesaire ciddi anlamda yoğun bir çalışma yapılsa bile onlarca yılda çözemeyeceği bir komplike durum söz konusu. Ve kesinlikle ve kesinlikle kamu eliyle bu işin düzeltilmesi lazım. Biz de burada bu parselle ilgili bir çalışma yaptık. Bu çalışmamız neticesinde düzenleme ortaklık payı adı altında burada bir düzenleme yaparak kamu yararı da gözetilip kamunun da buradaki belli bir hissede burada hissesi olması da sağlanacak şekilde oradaki hisseleri ki bunun üzerine profesyonel olarak harita mühendislerimiz tek tek ada ada parsel parsel çalıştı. Metrekaresine kadar bütün parsellere oturum olarak değil, parselin büyüklüğü olarak ne kadarsa bir metrekaresi bir metrekare, iki metrekaresi iki metrekare bütün parsellere bunlar hisseleri oranında dağıtıldı. Geri kalan düzenleme ortaklık payından kalan kısımsa bu alana bırakıldı. Burada yaptığımız daha önemli bir şey var. Hani diyoruz ya Coşkun Bey de söyledi donatı azaltıcı. Donatı azaltılmadı. Tam tersine burada donatı arttırma var. Sosyal kültürel tesis alanı bir donatıdır. Park alanı gibi bir donatıdır. Kültürel tesis alanıdır. Donatı alanıdır sonuçta. Donatı alanı olarak geçer. Ve burası sırf ikinci derece ticaretteydi. Ve biz burayı ikinci derece ticaretten yani otel alanından çıkartarak belediye hizmet alanı olarak kullanabilecek şekilde sosyal kültürel tesis alanına alınması kaydında koyduk. Ve bunun da Büyükşehir Belediyesi'nde de 1/5 binlere işlenmesini istedik. Yani burada gördüğünüz üzere yapılan her adım kamu yararı ve o adadaki diğer vatandaşların hakları ve hisseleri de göz önünde bulundurularak yapılmış bir çalışmadır. Ondan dolayı buna dikkatinizi çekmek isterim ve tekrar altını çizmek isterim ki bu parsel kendine münhasır Fatih'te daha önce göremeyeceğiniz şekilde bir hisse dağılımı olan çok farklı bir parsel ve buradaki sorun kesinlikle devlet eliyle çözülebilecek bir sorundu. Biz de bu sorunu çözmek için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Komisyonumuzla da görüştük ve komisyon olarak uygun gördük. Teşekkür ederiz. Sevgili başkanım, teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce neden diye gayet güzel bir soru sordunuz. Coşkun Bey izah etmeye çalıştı tabii teknik olarak. Sağ olsun. Bora Bey de teknik olarak cevapladı. Ben teknik adam değilim. Dostları siyaset adamıyım. Bir şeyler söylemeye çalışayım ben de. Belki neden sorusunun cevabını bulamadığınızı zannediyorum ben. Neden olduğunu ben anlatmaya çalışayım. Aslında bu bina Aksaray'da bulunan bir bina değerli arkadaşlar. Bütçe konuşmasında da gösterdiğimiz beyaz aslında belediyenin 25 yıllığına ilim yerme vakfına kiraya verdiği bir bina. Burayla ilgili çok şikayetler alıyoruz. Hatta pazartesi günü, geçen pazartesi günü bir arkadaşımız yine WhatsApp'tan resmini göndermiş. Abi burası durdurulamadı diyor. Hakikaten savcılık gerekli şeyleri yapmış, soruşturmaları yapmış, mühürlenmiş. Hatta bütçe konuşmasını hatırlarsanız ya bu mühürlü haliyle bu bina bitiriliyor ama nasıl böyle bitiyor diye bir sorduğumuz bir bina. Aslen 5 kat olması gereken fakat 7 katlı olan bir bina.
Şimdi değerli arkadaşlar, burası tamam ikinci derece ticaret alanından falan çıkarılmış ama sonuçta her tarafından tuttuğunuz ekleze kalıyor. Bunun arka tarafı hakikaten büyümüş ve oradaki iki tane, üç tane apartmanın da önünü kapatıyor. Dolayısıyla şikayetler buradan da başlıyor. Bora Bey teknik olarak anlattı ama yapılan işlem her yönüyle, her yönüyle sakat bir işlem. Tabii bununla ilgili olarak neler yapılır, ne yapılır bilmiyorum ama belki bu rapor biraz olsun, bir nebze olsun. Belki grubu rahatlatır diye geçirilmiş bir rapor ama bilemiyorum. Yani bizim söylemek istediğimiz hep şu. Dost doğru olun diyoruz. Yani Mustafa Hoca'yı da düşünmeyin. Atıyorum Ahmet Hoca'yı da düşünmeyin, Mehmet Hoca'yı da düşünmeyin. Doğrusu neyse onu yapalım arkadaşlar. Yani bir laf vardır ya. Keser gibi olma hep bana, hep bana. Testere gibi olma, pardon rende gibi olma hep sana, hep sana. Testere gibi ol, bir sana bir bana. Yani buradaki adaletli gelir dağılımını yapalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaletsiz davranışları bizi rahatsız ediyor. Dolayısıyla bu rapora biz hayır diyoruz. Adaletsiz mi oldu? Sayın Başkan, biraz önce de bahsettiğim gibi burada vatandaşların bir partisi üzerindeki hisselerinin ki yıllarca uğraşsalar kesinlikle ve kesinlikle tekrar alamayacakları bu hisseleri tekrar vatandaşlara devrinin sağlanmasında ben bir adaletsizlik göremiyorum ve bunun yanında da bir yerin de orada düzenlenmesi neticesinde kamuya da bir yarar sağlayacak şekilde kamu adına düzenlenen bir alanla ilgili de adaletsizlik gene göremiyorum. Arz ederim. Peki, müzakereler için her iki arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. 5. maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edildi. 6. maddeyi müzakere açıyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 6. oğlu gündem maddemizde hukuk ve bütçe komisyonlarımızın ortak raporudur. Raporun komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını teklif ediyorum. Sayın Başkan, katılmıyorum. Değerli arkadaşlar, günlerinizin son maddesi 6. maddeyi komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edildi. 4. Değerli arkadaşlar, bu ayın son oturumu olduğu için tutanak özetini okuyacağız. Biraz sabrınızı istirham ediyorum. Hazır mı arkadaşlar? Thank you.